bir dilim ekmek sadece. Yemekhaneden çaldım o da yakalandı. Ondan sonra yakalandığım için mesela ben de ceza almıştım. Çöpten mandalina kabuğu toplayıp yiyordum. Kesinlikle çocuklarınıza sahip çıkın. Bir sene kaldık ama o bir sene tam bir beş sene gibiydi. İzin alamadığımız zaman ya da yan yana gelemediğimiz zaman kapının deliğinden konuşuyorduk. Hem kapalı bir cezaevi gibi düşünün kaynar sularla, taslarla mı dövülmedik? Bunlardan zaten çok fazla şiddet gördük. Selamun Aleyküm saygıdeğer arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu yetiştirme yurdu olacak. Gülşah kardeşimiz bir süre yetiştirme yurdunda kalmış. Yetiştirme yurdunda çektiği sıkıntılardan bahsedeceğiz. Bu videoyu yayınlamamın Asıl sebebi şudur saygıdeğer arkadaşlar. Lütfen çocuklarınızı yurda vermeyin. Yurtta çekilen sıkıntılar tarif edilemez olduğunu düşünüyorum. Ki eskiden sıkça rastladığımız bir şeydi. İşkence konusu vardı, darp konusu vardı. Çocuklarının çocukların psikolojisinin bozulma ihtimali çok yüksekti. Onlara değineceğiz. Bakalım Gülşah kardeşimiz o tarihlerde Henüz 6 yaşındaydınız sanırım o zaman. Evet. 6 yaşlarında ne gibi sıkıntılar çektiğini dile getirecek. Evet Gülşah kardeşim. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk abi teşekkür ederim. İlk yetiştirme yurduna neden verildiğinizle alakalı başlayabiliriz. Tabii. Şunu siz iliştirebilir misiniz? Tabii ki. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. 2000 yılıydı. Anne ile baba ayrıldı. Anne ile baba ayrıldığından dolayı e, annem babam yüzünden depresyona girmişti. O yüzden bize bakma gibi bir durumu yoktu. E, baba zaten kabul etmedi. Devlette de o zaman zaten e, ilk anneye veriyordu velayeti. Anne de sağlıklı olmadığı için e, otomatik biz devlet yurduna yerleştirildik. Çocuk esirgeme kurumuna. Ablanızla birlikte yerleştirildiniz. Evet, evet. Ablamla beraber yerleştirildik. Ee, çok zor dönemler geçirdik tabii ki. 6 yaşındaydım. Ee, ablamla aramızda zaten 5 yaş var. O da ortaokul zamanlarıydı. Ee, çok fazla e, ağır şiddetler gördük, hakaret gördük. Yani bir, bir bebek, bebek diyebiliriz yani 6 yaşında bir çocuk anneye çok da ihtiyaç duyar. Evet. Evet, o zamanlar zaten ee, çok zor e, bırakılma ne oldu zaten. Hani çok ağır dönemler geçirdim o zamanlar hani e, normalde büyüklerle çocukların hani bebeklerle e, çocukların aynı yerde kalması olmuyordu. Ama e, ben ağır travmalar geçirdiğim için ve ablamla hani e, aynı şekilde olduğu için birkaç dönem ablamla beraber aynı yerde kalıyorduk. Daha sonra tabii ki alışma sürecinden sonra Ayrıldı. O e, daha kendi yaş grubuna göre yerde kaldı. Ben kendi yaş gör, e, grubuma göre kaldım. Peki bu da seni oldukça zorlamıştır diye düşünüyorum. En azından sana sahip çıkacak bir ablam vardı ilk dönemlerde. Evet, evet, evet. Yani çok zorlandım tabii ki. Altımı kadar hani altımı eşediğim bile olmuştu. Yani o kadar psikolojim bozulmuştu. Hmm. E, evet aynı yerdesin ama e, ablanı bile çok zor görüyordun. Hani müdüre çıkacaksın, müde, müdürden izin alacaksın ki hani o şekilde ablanı göreceksin. Ki altı yaşındaki bir çocuk hakkını ne kadar savunabilir? Nasıl Kesinlikle. müdüre çıkması gerektiğini bile, bilebilir yani? Olur, Kesinlikle. Ee, Peki ne gibi şeyler vardı sizi bunaltan, psikolojinizi bozan olaylar vardı? Orada rehber öğretmenleri var genellikle. Ee, orada zaten Funda isminde e, bir kadın vardı onu asla unutmadım. Asla da unutmayacağım. Ee, özellikle onlardan zaten çok fazla şiddet gördük. Bir de anne diyoruz orada. Hani anne dediğimiz insanlardan. Doğru mu peki anne demeniz? Yani genelde öyle söyleniyor. Çünkü küçük yaştasın. Hani büyük e, aklı başında biri olmuş olsan yine isimle ya da teyze olarak ifade edebilirsin ama o yaştaki çocuğun bir anneye ihtiyacı oluyor. Yani istesen de istemesen de anne demek zorunda kalıyorsun. Çünkü oradaki herkes o şekilde söylüyor. Ondan dolayı yani e, topuklu ayakkabıların topuklarıyla mı dayak yemedik? Kaynar sularla, taslarla mı dövülmedik? Yani bir sürü şey. Ya mesela babadan o zaman nafaka alıyorduk. Nafakamıza mesela aldığımız devlet mesela bize otomatik bir hesap vardı. Oraya yatırılıyordu. O mesela o paraları bize biz alamıyorduk. Peki kim alıyordu bu paraları? Rehber öğretmenleri. o e, Onların hesabına yatıyor zaten. O şekilde dağıtılıyor. Herkesi mesela orada kalan çocukların işte anne baba ayrı olan ya da bırakıp gidilmiş devlet ona belli bir nafıka bağlıyordu. E, onları bile mesela kendileri alıyorlardı. Yani bizim aldığımız hiçbir şey yoktu. Yani hiçbir şey görmüyorduk. Hani resmen nasıl tabir edilir, edebilirsem kapalı bir cezaevi gibi düşünün. Peki bu dayaklara bir nevi işkenceye göz yumanlar mı vardı yoksa ilgili makamlara kulağına gitmediğinden mi kaynaklanıyor? Gitmiyordu şöyle bizim yurt müdürümüz evet çok iyiydi çok çok iyi bir insandı eğer ki öldüyse de Allah rahmet eylesin gani gani. Ee, çok iyi bir insandı ama zaten hani bu tarz şeyler olduğu zaman e tabi küçüksün hani izin vermedikleri zaman görüşmene izin yani yapamıyorsun görüşemiyorsun çok zordu hani bunu müdürle konuşmak etmek daha sonradan zaten e, bir rehber hocam daha vardı onun tam ismini hatırlamıyorum ama yanlış hatırlamıyorsam İbrahim olabilir. Adaştınız yani yanlış hatırlamıyorsam. Ee, o mesela yardımcı oldu Birkaç kere şikayet ettik O da ilgili makama şey yaptı ama e, Sanırım Oradaki insanların ada, Nasıl söyleyeyim size Arkasında bir insan vardı O yüzden hiçbir şekilde eşinden de olmadı yani Çok zor dönemler yaşadık Peki ne gibi gerekçelerle dövüyorlardı? Ya Mesela şöyle söyleyeyim Banyoya gireceksin Daha 6 yaşındasın O gün banyo günü Mesela e, herkesin içinde komple mesela iç çamaşırını aşağıya indiriyorsun. Kilo temizliği yapılıyor. E, mesela kirli ise o gün dayağı yedin. Neden kirli? Ya bir 6 yaşındaki bir çocuk ne kadar fazla temiz olabilir ki? Birisi bana bunu açıklasın. Ne kadar temiz olabilir? Yani Tabii bu mümkün değil. Yani 6 yaşında çocuk kendi temizliğini yapamayabilir. Çünkü Tabii ki. anneye muhtaçtır. Tabii ki yani bir de e, ben çok fazla şey oldum. Hani oradayken okula giderken boğaz ameliyatı oldum. Boğazımda kitle çıktı. Ameliyatımda hiç kimse yoktu. Tek başına oldum. Kabakulağı mesela orada geçirdim. Çok ateşliydim. Çok ağır geçirdim kaba kabakulağımı. E, mesela çoğu zaman mesela yurttan sabah karşı okula kaçtığım zamanları da bilirim. Kaçıyordum yani. Ondan sonra mesela çöpten mandalina kabuğu toplayıp yiyordum. Niye böyle bir şey gerek duyuyordunuz? Yani mandalinaya hasret kaldığınızdan dolayı olan. Yok aslında o hani bir nevi bir psikoloji bozukluğu Hı. aslında. Yani o şekildeymiş. Peki bu dayaktan fiziki şiddetten başka ne gibi şiddetler vardı? Psikolojik baskı var mıydı? Psikolojik baskı tabii ki vardı. Odaya kapatma gibi tabi tabi cezaları var mesela o gün e, yatıyorsun mesela altın altını kaçırmayacaksın hiçbir şekilde hmm. yani eğer ki kaçırdıysan o yatağı kendin temizliyorsun bu görevlilerin işi değil mi normalde? Evet o şekilde ama görevlilerin o zamanlar dediği tek şey şu. Biz sizin tem pisliğinizi temizleyemeyiz. Görevin ne o zaman senin yani orada bir bakıcısın. İşte çocuksun, çocuksun o zaman bir şey diyemiyorsun çünkü ne annem var ne babam var, ee, ablan desen aynı şekilde ee, bazen görüşmemize bile izin verilmiyordu zaten ablamla. Hani. Çok nadirdi. Daha önce mesela daha sonra belli bir zaman sonra evet babam mesela ziyaretlerimize geldi, annem evet gelmiyordu ama tedavi görüyordu hastanede ama bir şekilde bizden haber alıyordu. Ama tabii ki şiddet içeri söylenmiyordu. Her zaman gibi gizlilik altında kalıyordu. Daha sonra evlatlık edinmek için bir koruyucu aile seçildi. E, koruyucu aileyle tanıştım, ettim. Anneme sordular. E, hani ister misin, bakacak durumun yoksa hani verelim, edelim falan gibisinden. Annem kesinlikle istemedi. Hani ben dedi şey yapma, evladımı veremem dedi. Hangi dedi anne evladını verebilir gibisinden konuştu. Daha sonra zaten bir öyle bir senemiz geçti. Bir sene kaldık ama o bir sene tam bir beş sene gibiydi. Peki evlatlık edinilmeyi sen kabul etmiş miydin? Yok. Ben anneme çok düşkün bir çocuktum. Aşırı derecede. Yani tabiri caizse şöyle söyleyeyim. Anneci. Aşırı anneciydim. ve o yaşta çocuk hani biliyorsun onun sen annen baban olmadığını biliyorsun. Kabullenemiyorsun. Kesinlikle kabullenemiyorsun yani. Peki bu soruyu sorduğum için özür dilerim fakat takipçilerim merak edeceklerdir. Hiç taciz olayıyla karşılaştınız mı? O dönem çok yaygındı bildiğim kadarıyla. Evet ama e, o konuda ben kesinlikle karşılaşmadım. Duymadınız. Kesinlikle. Yok hiçbir şekilde duymadım. Sadece orada bir o zamanlar kulağa kesik bir sapık diye bir şey vardı. Biri vardı işte. Hani ondan dolayı güvenlik e, şeyleri bayağı yükselmişti. Hat evet, Evet, safadaydı. Onun dışında hiç yani öyle bir şey duymadım. E peki şunu da sormak isterim. Bir yıl kadar kaldıktan sonra annenize, babanıza mı geri döndünüz yoksa evlatlık edindiniz mi? Evlatlık edinmedik. Ee, şöyle oldu. Annemle babam tekrardan e, nikah kıyıldı. Hmm. Nikah kıyıldıktan sonra... E, Beraber geldiler bizi aldılar. Peki bu nasıl bir duyguydu? Uzun bir süre annenden babandan ayrı olup da işte bir yıl kadar sonra tekrar evine dönebilmem? Ee, çok yabancılık çekmiştim. Hani şöyle söyleyeyim Sudan çıkmış balığa döndüm. Hmm. Annem, yani dışarı dahi çıkmak istemiyordum. Dışarı çıktığımda hemen koşu koşu eve gelmek istiyordum. Ee, Sanki bir şey beni böyle zorluyordu. Öyle söyleyeyim. Hani dışarı çıkmak bile istemiyorsun. Tanımadığın, evet tanıyorsun aslında. Ama o insanlar, tanıdığın insanlar sana seni sanki tanımıyorsun gibi geliyordu. Yani çocuğun psikolojisi bozulmuş diyebilir miyiz? Kesinlikle, mi? kesinlikle. Yani çok zor. Sadece ben e, şunu söyleyeyim. Evet ben de çocuğum 5 yaşında. Allah evet. Allah Tek başına hem anne oluyorum hem baba oluyorum. Allah e, ne onu benim başımdan eksik etsin ne beni onun başından eksik etsin. Her zaman söylüyorum. Sadece buradan herkese söylemek istediğim tek şey de şu. Kesinlikle çocuklarınıza sahip çıkın. Her ne olursa olsun. Hem baba hem anne hiç fark etmiyor. Sadece bunu söylemek istiyorum. Ki zannetmesinler ki çocuk esirgeme kurumları gayet çok güzel. Hani... Çocuklarla ilgileniliyor, ediliyor. Yanlış. Peki şu an nasıldır? Sizce eskiden mi daha çok böyle disiplinliydi? Şimdi mi daha disiplinlidir? Ee, şöyle söyleyeyim. Şu an e, sadece bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Biraz daha iyi. En azından hani e, kimseye bir şiddet uygulamıyorlar en azından şimdi kamera sistemi olduğundan Tabii dolayı şiddetli uygulanmıyordur hiçbir diye şekilde zaten ona kalkışamıyorlar e çünkü bazen kendi evladına bile işte tokat atabiliyorsun kızabiliyorsun fırça atabiliyorsun Evet ki orada zaten o çocuklar o minik yavrular bakıma muhtaç olduğu gibi sonuçta onların bakıcısı da bir yabancı başkasının çocuğuna o kadar ilgi gösterebilmesi mümkün değil diye düşünüyorum kesinlikle öyle ve hani öyle bir şey ki e, yediğin mesela gece acıkıyorsun. Çocuksun. E, bir dilim mesela ekmek, ekmeği alamıyorsun. İzin verilmiyor. O dereceydi yani Hat Safa'da. <laughs> Yemekhaneniz aynı bölümde miydi? Yattığınız bölümde miydi? Yok hayır. Yani ay, bir kat aşağımızdaydı. Yani bir kat aşağı inebiliyor muydunuz? Evet, iniyorduk. Zaten bayağı büyük bir yer ama genellikle orası zaten kitle oluyordu. Hmm. Kitleniyordu yani. Televizyon falan izleyebiliyor muydunuz? Şöyle büyük bir alanda sadece bir tane televizyon. O da herkes hani çoğunluk ne izliyorsa sen de onu izliyorsun. Peki bulunduğunuz yer sadece kız çocuklarıyla mı doluydu yoksa? Şöyle kocaman bir binaydı ve bölüm bölüm. Mesela e, belli bir yaş bir yerde, belli bir yaş bir yerde e, erkeklerinki daha başka bir binaydaydı. Abi gündüz vakitlerinde... Bir araya gelmeniz mümkün değil, doğru mu? Evet, değildi. Yani illaki e, müdüre çıkacaksın ya da rehber öğretmenlerine çıkacaksın. Oradan izin alacaksın. O karşı taraf işte e, mesela ablamın bölümünü arayacak. Oradan söyleyecek. Ondan sonra ablam oradan gelecek. O şekildeydi. Kaç kardeştiniz? İki. İki kardeş. İkiniz de bir süre yurtta kaldınız. Evet, evet. Çok ağır dönemler yaşadık. Şükür hepsi geride kaldı tabii ki. Peki şunu da sormak isterim, bu dayaktan ziyade başka yaşadığın zor anlar, unutamadığın sıkıntılar oldu mu? Tabii ki e, şurayı söyleyeyim ablamla bizim kaldığımız e, ayrı ayrı kaldığımız yerlerde e, büyük bir kapı vardı. E, o kapı kilitliydi ama hani her bölümde kapılar kilitli oluyor genellikle birileri bir öbür tarafa geçiş yapmasın. Evet evet kesinlikle. Ee, mesela izin alamadığımız zaman ya da yan yana gelemediğimiz zaman kapının deliğinden konuşuyorduk. Hani mesela onu çok özlediğimi söylüyordum. O da aynı şekilde beni çok özlediğini söylüyordu. Ee, daha sonra e, beni orada dövdüklerini dayak yediğimi o şekilde söyleyebiliyordum. Yani e, Kapının deliğinden konuşmak bile insanı rahatlatıyordu orada. Anahtar deliğinden konuşmak. Evet. Kalıyordunuz. Evet. Gerçekten işte. Ve okula açtı. gidip gelirken bile mesela süre. Okuldan çıktı şöyleydi. Yuva bu tarafta, sağ tarafta, okul sol tarafta ve ortada bir üst geçit var. Hani okuldan çıkıyorsun, üst geç, geçite gelene kadar hani 5 dakika mı geciktin mesela? Süre kısıtımız vardı. Ceza almamıza sebep oluyordu. Ceza alıyorduk. Neden geç kaldık? Bu şekildeydi. Koştura koştura gidip zor evet. gidip gelmek zorunda evet. kalıyordunuz bir Evet. Koştura koştura. Ne gibi cezalar oluyordu geç kaldığınız zaman? Ya odaya kapanıyorduk. O gün mesela yemek halinde yemek yiyen Sen Mesela inemiyordun. Evet, yani. evet. Peki bu ne sıklıkla oluyordu işte sürekli aç kalan çocuklarda oluyor muydu ki her çocuk şey aynı kesinlikle oluyordu. Yani suç işleyen oluyordu. Çocuk... Mesela e, şöyle söyleyeyim. Ben e, yemek yemekhaneden mesela bir arkadaşım vardı. E, o mesela aç kaldı diye bir dilim ekmek sadece yemekhaneden çaldım. O da yakalandı. Ondan sonra yakalandığım için mesela ben de ceza almıştım. Hani sırf bir dilim ekmek hani e, tabii o zamanlar onu arkadaş değil de kardeş gibi görüyorsun. Hani kardeşim aç kaldı hani onun karnını doyurabilmesi için götürüyordum ama bir suç olarak işledim işte onu. Eskiden çok sık duyardık biz bunları işte özellikle televizyonlarda duyardık. Şu an o spikerin ismi aklıma gelmiyor. Genelde bu tür programlar yapardı işkencelerin ağırlığından bahsederdi yani bu bakıcıların çok aşırı işkenceler yaptığından bahsederdi bu boyutta bir işkence var mıydı hortumlarla dövülme gibi işte zincire vurulma gibi iple bağlama gibi bir şeyler var mıydı şunu söyleyeyim zincire vurulma tarzında yoktu benim zamanımda e, hortum genellikle böyle e, hani bazı çocuklar arsız oluyordu. Hani e, onlarda onlar da genellikle o kullanılıyordu. Bizde bize genellikle tokat, terlik, işte topuklu ayakkabı. Ya yani mesela topuklu ayakkabının altına girip bizim üstümüze çıkıp e, saatlerce, dakikalarca çiğnediklerini biliyoruz. O sivri topuk dediklerimizle. Mesela, şu an büyüdüm. 26 yaşındayım ama hala onu unutmam ve asla da öyle bir ayakkabı giymem. Çivi topuk. Bu İçinizde bir yara oluşmuş evet. diyebiliriz yani. Evet. Peki şunu da sormak isterim. Çocuktur, canı mutlaka bir şeyler ister, bir şeyler çeker. Canınızın çektiği bir şeye bir yiyeceğe ulaşabilmeniz mümkün müydü? Kesinlikle hayır. Ulaşamıyorsunuz. Evet, yani o gün ne olduysa o. Mesela. Ne pişmişse, ne verilmişse kesinlikle o. Kesinlikle onun haricinde ne fazlası ne eksi. Sadece o. Hani ee, bir çikolata almak için mesela geverirdik Bir çikolata. Peki veriliyor muydu normal zamanlarda işte belirli aralıklarda çikolata gibi şeyler? Yok için hayır. Hayır verildi. hiç yani abur cubur tarzı dahi yasak girmiyordu. Kesinlikle. Ve yani şöyle söyleyeyim mesela kendi paramızla mesela almak istiyoruz diyelim. Kendi paramızla bile mesela alamıyorduk. Yakınlarımız tabii ki bizi ziyarete geliyorlardı. Şimdi arkadaşlar diyecekler hiç mi ziyarete gelmediler, etmediler diye ama ziyarete geleniyordu Evet mesela harçlığımız bize veriliyordu. Gelen yakınlarımız tarafından harçlık veriliyordu. Özellikle direkt bize. Ama mesela onunla bile bir yuvadan çıkıp da bir herhangi bir çikolata, işte bir abur cubur yemek almak kesinlikle yasaktı. Yasaklı, çıkamıyordunuz dışarıya. Yani. Kesinlikle. Okul giderken falan bakkaldan bir şey. Kesinlikle hayır. Değil. Yani yuvadan çıkıyorsun köprü köprüden karşıya geçiyorsun okul. Bu şekildeydi. Peki Gürşah kardeşim kanalıma misafir olduğun için çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Son olarak takipçilerimize söylemek istediğim bir şeyler var mı? Tabii ki var. Ee, şöyle söyleyeyim. Evet devlet kurumları. Hepsi kötü asla demiyorum. Şu an sadece şunu söylemek istiyorum, devlet kurumlarına sadece bunu duyurmak istiyorum sesimizi duyun. Ben bir yuvada kalmış biri olarak ben ve ablam adına konuşuyorum. Bu konuda kendini kendini biraz daha geliştirmelerini çocuklar konusunda gerçekten daha özverili çalışmaları istiyorum. Onun dışında e, sadece şunu söyleyeyim. Evet devlet çok iyi bakıyor. Çocuklar çok rahat. Kesinlikle değil. Evet rahat olabilirler. Devlet koruması altında olabilirler. Ama kimse annesinin ve babasının yanında olabildiği kadar rahat ve e, güvenilir bir şekilde asla olmaz. Sadece söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Yani, hiç kimsenin evlatlarını o yurtlara vermemesini tavsiye edebiliriz birine. Göre. Evet kesinlikle. Gerekirse aç kalınması gerek. Gerekirse yoksulluk içinde büyümesi gerek. Her ne olursa olsun bir insan evladını yanında tutması gerek diye düşünüyorum. Yediremesen de, içiremesen de, giydiremesen de her çocuk mutlaka ve mutlaka anne baba ister. Anneye babaya ihtiyaç duyar diye düşünüyor. Her yaşta ve her zaman istiyorsa torunun olsun abi. İstiyorsa ee, istiyorsa sen de bir anne veya bir baba ol, bir dede ol, bir anneanne ol. Ka bir insan kaç yaşında olursa olsun hem anneye hem babaya evet, her tabii. zaman ihtiyaç duyuyor. çok haklısınız. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Mikrofonu alabilir miyim? Tabii ki. Evet saygıdeğer arkadaşlar. Gülşah kardeşimi dinlediniz. Bana fazla söylenecek bir şey bırakmadı. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gülşah kardeşimin de ifade ettiği gibi her yaşta insanın anneye, babaya ihtiyacı vardır. Lütfen çocuklarınızı yurda vermeyin. Her ne kadar da bakıma muhtaç olsanız da evlatlarınızı gözünüzden bile esirgeyin yanınızdan ayırmayın. Çünkü her insan anneye babaya özlem duyar, hasret duyar. Allah'a emanet olun, saygı değer arkadaşlar.